Doğum lekeleri ve tedavi yolları hakkında sohbetimize başlıyoruz. Birkaç soru soracağız sayın doktorumuza. Doğum lekeleri derken Yakın Doğu doğum Üniversitesi Hastanesi sonrası Dermatoloji oluşan Anabilim Dalı lekeler Uzmanı bunlar Yardımcı Doçent nelerdir? Doktor Aslı Hani Feride bunu biraz Kaptanoğlu açıklarsanız. doğum sonrası deride oluşan lekeleri anlattı. Vücutta lekeler çeşitli zamanlarda ortaya çıkabilmeklerdi. Bunlar bazen çocukluk çağında doğumla beraber doğuştan gelen lekeler adını Yardımcı verdiğimiz Doçent Doktor lekelerdi. Aslı Feride Bir kısım da Kaptanoğlu, vücutta oluşan edinilmiş, yani lekelerin doğum zamanla ortaya olduktan çıktığını sonra ve erişkin doğumla yaşa ya da doğru erişkin yaşa doğru elde doğuştan ettiğimiz oluşan lekeler lekeler olduğunu olmaktadır. belirterek bu lekelerin Bu açık renkli lekeler ve lekelerin koyu renkli kaç lekeler çeşit? olduğunu vurguladı. Biz genel olarak açık renkli lekeler ve koyu renkli lekeler olarak ayrılıyoruz. Açık renkli lekeler de kendi içlerinde doğumsal, doğuştan itibaren olan ya da doğduktan sonra hayat içerisinde edinilmiş lekeler olarak ayrılmaktalar. Doğum lekeleri, doğumsal olan, doğuştan gelen açık renkli lekeler çeşitli hastalıklara bağlı olarak olabilir. Bunlar bir takım sendrom dediğimiz bir takım hastalar kompleksine derideki bulguları şeklinde ortaya çıkabilir. Bu tip hastalarda santral sinir sistemin beyinde, vücudun çeşitli dokularında eşlik eden başka anomaliler de olabilir. Bunlar bize derideki ipuçları olarak faydalıdır. Biz bunları deride gördüğümüz zaman çocukta, bebekte altında yatan bir hastalık olabileceği konusunda dikkatli ve uyanık olarak başka organ ve sistemlerini incelemeye alırız. Daha sonraki ortaya yaşlarda çıkan lekeler ise çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilmektedir. Bunlar geçirilmiş bir hastalığın izi şeklinde olabileceği gibi bazen vitiligo dediğimiz derinin beyazlaması hastalığına bağlı olarak da erişkin yaşta ortaya çıkabilirler. Bunlara yani açık Yardımcı lekeler ve Doçent koyu Doktor lekeler Kaptanoğlu, derler. Biraz önce erişkinlik açık hayatında ortaya lekelerden çıkan bahsettik. koyu renkli Şimdi koyu lekelerin lekelere vücutta yayım gelirsek, şeklinde koyu yerleşmiş şekillerine lekelerde göre yine tanı doğuştan özelliği itibaren gösterdiğini ve veya koyu renkli doğumdan lekelerin bazen sonra fizyolojik erişkin olarak yaşta ortaya hormonal çıkan değişikliklere lekeler bağlı olarak gebelik ortaya döneminde ortaya çıktığını çıkabilirler. belirterek bir leke bir Doğum iz zamanında olarak ortaya bazen bir çıkan koyu kanserin habercisi lekeler olabileceğine değindi. genellikle benler şeklinde olan veya Kaptanoğlu, bir lekelerin tumör nereye izi yerleştiği, şeklinde olan simetriyi, lekelerdir. vücudun Bunların neresinde bir olduğu, kısmı büyüme hızı, doğuştan oluşma itibaren şeklinin var önemli oldukları gibi olduğunu, bazen öncelikle de doğru tanı erken koyduktan sonra çocukluk tedaviye dönemine geçmek dahi daha doğru olabileceğini ilk 5-6 söyleyerek, yaşa deride kadar koyulaşma ortaya koyu renk değişimi çıkabilirler. olduğu Koyu takdirde lekli bir lekeler dermatoloğa başvurulması üzerinde 20 gerektiğini yaşta ve tedavinin önemine kanser değindi. gelişebileceği açısından çok önem var. Başka bir hastalıkla ilişkisi olup olmadığına bağlı olarak tedavi şekli değişmektedir. Şöyle bir örnek verirsem, vücudun kapalı bir yerinde, gövde, sırt, karın, bacak gibi bir yerinde olan koyu renkli, kahverengi bir leke, bazen derinin lenf kanseri ya da derinin başka bir benlerden kökenen melanom dediğimiz bir kansere işaret edebileceği gibi yüzde yerleşen, simetrik olan, güneş gören alanlarda ortaya çıkan basit bir güneş lekesi de olabilir. Dolayısıyla bunlara yaklaşım birbirinden elbette ki çok farklı olacaktır. Herhangi bir derinde koyulaşma, koyu renk değişimi olduğu takdirde bir dermatoloji uzmanına başvurarak öncelikle tanı alınması, ancak ve ancak tanı aldıktan sonra tedaviye girişilmesi uygun olacaktır.